ünlü bir şarkımız var. Azat Bey Nazarbekov. Yarın konseri başlıyor. Yarınki konserinde başarılar dilerim. Gel. Yarınki konserinde sana başarılar dilerim. Peki, konserden önce bize bir şey söyleyebilir mi? Kanser sen olmadı da aşağıya gidersen. Yok. Diyor ki burada daha önemli şarkıcılar var. Aslında her şarkıcı, sen küçük bir şarkıcısın. Sen kendini öyle gördüğün sürece büyürsün. Eğer siz bizim önünde kasar olmak, siz halk edeceğiniz diye maçlı yok etmez. Olmaz. Kan karvanı siz, ben içine alıp, ben de Özbekistan şarkılarından bir tanesini dinlemek isterim. Ben Özbekistan aşılarından, Özbekistan'dan dinlemek isterim. Eğer bunu dersen. Teşekkür ediyoruz. Çok keyifli de bir sesi var söyleyeyim. Yumuşacık, kadife gibi bir sesi var. Anlat. Mikrofonu ver, anlatsın. Ne dedim? Çok yumuşak, kadife gibi bir sesi var. Cüde yumuşak. Mahmal Bey, ovası var. Ne dedim? Seyirciler yardım etti. Allah cezanı verecek sana. Çünkü fazla bağlar. Çünkü ortakça bakarız. Öyle sanatkar değildir, akılkar da değildir. Fazla bana göre çok bağırırsın. Yani çok bağırınca karşı taraf çok mu korkacak? Yok. Bir göz ucundan şöyle bir sert baksan korkabilir. Korkabilir mi yani? Tamaşa bilimler bakarız. Aşırı yetip korkutucu şartlamaz mı?
Karşı taraf bağırın. Karşı tarafa bağırın. Öyle mi? Ya karşı tarafa bağırıyor. 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 Ne dedi? Bağırın. Bağırın. Bu kadar mı söyledi? Kim ben? Ben dedim ki, yani karşı tarafa bağırırsan, karşı taraf korkmayabilir. Şöyle bir ses baktığın zaman da o yeterli. Tomoshabinga baqirganda tomoshabin qo'rqishi mumkin. Lekin baqirmasdan nigohim bilan qo'rqishi mumkin. Yanlış anlatıyorsun. Gel, gel oğlum, gel. Sen gel oğlum. Oğlum şu an düşün. Gel. Yetiştirdiniz. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben ne dedim ona şimdi? Siz ettiniz ki, bakırı, hala zaman bakırı durup, baştan oturuyorum. Bir odamda korkutuşu için bakırı şartlarız. Şimdi, cahal bırak tarafı verseniz, kifaya kadar. Onun için ben dedim ki, fazla bağırmak, bir şarkıcıya fazla bağırmak iyi değil. Yumuşak söylemek de karşı tarafı anlatır derdini. Ne dedi? Evet. Karşı taraf birazdan tomoshabinga baqirish shart emas. Yumshoq qo'shiq kuylab ham o'ziga jalb qilishi mumkin. Men sizdan bahsetdim, buni sizdan. Men bu bilan nima demoqchiman? Ozodbek Nazarbekovning ovozi yumshoqligini nazarda tutmoqchiman. Nazar tutaman. Ovozining yumshoq olduğunu bahsedin. Ovozining yumshoq olduğunda. Tamam. Peki. Sen de bir şey söylemek istersin? Peki söyle. Ne? Neden saçlarım beyazlamış? Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sizin perdeniz... Saçlarım beyazlamış arkadaş, sana da benim gibi çektiren mi var? Niçin saçların atar gitti beraber, sen de hemen değil dert çektirgen var mı? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstüm, güçlüğe bir bak. Kör yapman kül her küme, mayham edersen. Yaşamak ben koydum, içtirgen bana.
aşk bu çekemez. Aşka mahkum edilen İbo gülemez. Kahır tatlıklar İşkını anlamaz. İşka mahkum edilgen İbo külolmaz. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez böyle. Sen kebe dost, dünyanın derdi bitmez, bitmez ey sen kendi dile döndüğün zaman takip edemiyorum. Karıştırıyorum orayı. Ya, siz karıştırdınız neden? Ben çünkü Özbekçe söylediğim için evet. Anlamadınız o yüzden ben şaşırdım. Karıştırdınız. Heyecandan? Ya, ben heyecanlıyım. Ben heyecanlıyım. Ya, siz değil ben. Ben heyecanlıyım. Ya, çünkü burada çok güzel iki tane ses dinledim şimdi. Seni de dinledim onu da dinledim. İkiniz de eğer ben 40 senedir bu işi yapıyorsam, bu işi biliyorsam ben de fikirlerimi söyleyeceğim yani. İkiniz de süpersiniz. Süper, süper, süper. Yemin ederim. Ay beni ağlatacak bu ha. Zaten bir tane internetçi var orada, internet sitesinin